Merhabalar arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle KPSS'nin canlıların ortak özellikleri konusu hakkında test soruları çözeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? 50 tane test sorusu hazırladım KPSS soruları için. Bunları çözdüğünüz takdirde bu konuyla alakalı bir sıkıntınızın kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden neymiş bakalım şu KPSS sorularını bir güzel çözmeye başlayalım. Yukarıdaki grafikte diyor bir tane sorumuz, ilk sorumuz. Yukarıdaki grafikte X, Y, Z türlerinin gelişimlerini sürdürebildikleri en düşük ve en yüksek maksimum sıcaklık dereceleri verilmiştir. Evet, X türünün minimumu 10 santigrat derece, maksimumu 20. Ne yapıyormuş bu? Bak, 15 santigrat derecede X türü gelişmesini arttırmış. Tavan olmuş. Gördün mü? Y türü 10 santigrat derece ile 50 santigrat derece arasında sıcaklıkta gelişimini sürdürüyor. Maksimum çıktığı sıcaklıkta arkadaşlar 50 santigrat derecede görüyorsunuz. Grafik bana bunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki X, Y, Z türlerinden en az 2 tür. En az 2 tür sıcaklık derecelerinden hangilerinde bir arada gelişimi sürdürebilir diyor. En az 2 tür olacak. Tamam mı? Minimum 2 tür. Bakalım hemen. 10 ile 20 arasında. Bak, 10 ile 20 arasında bir X türü var mı? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Y türü var mı? Bak, 10 ile 20 arasında yaşıyor mu? Evet abicim, bir arada gelişimini sürdürüyor. Bu doğru. 10 ile 20 arasında. 10 ile 50 arasında, 10 ile 50 arasında 3'ü de gelişimini sürdürüyor. Bu da doğrudur. 20 ile 30 arasında, bak, 20 ile 30 arasında var olan tür sadece kimdir? Y türüdür. Bak, X öldü, geberdi. Z türü zaten başlamadı bile. O zaman arkadaşlar gelişimini sürdürebilir diyor. Bak, gördün mü? Burada sürdüremez. Üçüncü de sürdüremez. Hemen üçlü olanı at, zaten cevap çıkacak. İkisiz olmayanı, birsiz olmayanı at. Evet, sadece bir deniz ışıkına kaldık. Bakalım. 40 ile 50 santigrat derece arasında Z türü yaşıyor. Aynı zamanda Y türü de yaşıyor. Gördün mü? İki tür de yaşıyor. Buna bağlı olarak da her üçünde yaşayabilecek olan ortam neymiş? 1, 2 ve 4. basamağımız. Yani Denizli şıkkı doğru cevaptır diyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Bakalım ikinci sorumuz ne der? Canlılarda gene özümleme, yadımlama. Bak, unutma. Özümleme, yapım. Hemen yazalım. Yapım, özümleme, anabolizma, anabolizma ve asimilasyon. Bak, bunların hepsi, dört tanesi aynı anlama geliyor. Yadımlama, yıkım, katabolizma ve disimilasyon. Bunlar da yıkım anlamına geliyor. Bakalım hangileri yapım, hangileri yıkımdır? Bakalım arkadaşlar, tamam mı? Önce yapımlara bakacağım. Bakalım, dışarıdan alınan besinlerin sindirim sisteminde yapı taşlarına parçalama. La, bu parçalama değil mi? O zaman bu nedir? Yıkım. Bak, bu yıkım. Tamam mı? Geldim buna, yıkım yazdım yanına. Şöyle, ikincisi, besinlerin yapı taşlarının kompleks maddelere dönüşerek hücre zarının yapısı, lan yapıya katılma diyor zaten, gördün mü? Yapıya katılma diyor. Bir de geçtim. Besinlerin yapı taşlarının, yani glikozla diyor, glikozla diyor, proteini birleştir diyor, meydana glikoprotein çıksın diyor. Onu da diyor hücre zarının yapısına kat diyor. Yani glikoprotein bir yapımdır. İki, kesinlikle yapım abicim. Tamam mı? Bir de yıkım. Özümlemede bir olanları atalım. Şöyle atalım. Bak, zaten indim, şıklara indim. Bu tarafta da, bu tarafta da iki olanları atalım. İki olan var mı? Şurada yok. Bakalım. Tamam. İki şıkka indirdik. En azından iki şıkka indirdik. C ve D'ye indirdik. Bakalım. Besin monomerlerinin solunumla yıkılarak enerji açığa çıkması yıkımdır abicim. Bu yadımlama reaksiyonudur. 3 yadımlamadır. Doğru cevabımız çıkmıştır. Denizli şıkkı. Hemen bak, burada 3'ü de geldim. 1-3. Yani 4'e bakmıyorum bile. Fotosentez ile organik besin. Sentez lan, adı üstünde sentez. Bu da yapım reaksiyonudur diyorum. Doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Bakalım bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlı türlerinde bulunan ortak özelliklerden biri değildir demiş. Bakalım şimdi, ikili olan var mı yok mu, onlara bakacağız. Yani yapıp yapamayacağımı. Hücreleri metabolizma sonucu oluşan atıklardan uzaklaştırma. Bu boşaltımdı. Boşaltım bütün canlılarda bulunan ortak özelliklerden bir tanesiydi. Oksijenli solunum yapma. Bazı canlılar oksijenli, bazı canlılar oksijensiz solunum yapar. Oksijenli solunum bütün canlılarda ortak olarak bulunmaz abicim. Doğru cevabı bulduk, Bolu. Tamam mı? Doğru cevabımız Bolu. Bak, bu tarz sorularda bunlara gidin. Tamam mı? Yani ikililere gidin. Oksijenli, oksijensiz. Ototrof, etetrof gibi. Anlaştık mı? Yani diyor ki sana işte prokaryot, ökaryot hücre.
Olay bu. İkililere gidin. Oksijenli solunum yapma ortak değildir ama solunum yapma ortaktır. Bütün canlılar solunum yapar ama kimi oksijenli, kimi oksijensiz. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir ama kimi prokaryot, kimi ökaryot. Çevresel uyarılara hepsi tepki vermek zorundadır. Neslini devam ettirmek zorundadır. Ha, zorunlu değil, değildir ama bu da ortak özelliklerden bir tanesidir. Sana soruda nasıl söyleyecek? Neslini devam ettirme canlılığın yaşamını tehlikeye sokmaz. Bak unutmayın, tamam mı? Yani üreyemezsen senin yaşamın tehlikeye girmez. Sadece neslinin devamı tehlikeye girer. Ama burada boşaltım yapmazsan direkt senin canın tehlikeye girer. Direkt hemen pH'ın düşer veya yükselir. Buna bağlı olarak ölüm gerçekleşir. Anlaştık mı? Yani bu önemlidir. Boşaltım önemlidir. Ama üreme sadece neslin devamını sağlar. Yani o canlı için önemli önemli demeyelim de o canlının yaşamı için gerekli değildir, bileceğiz. Bakalım bir sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Neymiş dördüncü sorumuz? Yukarıdaki verilenlerden hangisi bütün canlılarda ortaktır? Bakalım bütün canlılarda ortağa bakalım şimdi, tamam mı? Bir, anaerob solunum demek oksijensiz solunum demek. Kimi oksijenli, kimi oksijensiz. Geç, ortak değildir. Kimi eşeyli ürer, kimisi eşeysiz ürer. Bütün canlılarda ortak değildir. Canlıların bazıları aktif hareket eder. Bazıları da bitkiler gibi pasif hareket eder. Yönelme hareketi yapar, tamam mı? Taksi hareketi, işte yönelme hareketi yapar. Tropizma yapar, nasta hareketi yapar. Geçtim. Bazı canlılar ototrof beslenir. Bazı canlılar heterotrof beslenir. Bu da ortak değildir. Ama bütün canlılar ortama adapte olursa hayatta kalır, adapte olamazsa yaşamlarına son verir, ölür gider abicim, tamam mı? Neslinin devamı da gelmez, biter gider. Olay bu kadar basittir. Geldik 5. soru. Büyüme ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru olamaz demiş. Bakalım hangisi doğru olamaz demiş. Tek hücreli canlılar sitoplazma hacminin artışına bağlı olarak büyüme sağlar. Önce şu büyümeyi bir anlatalım. Bak şu tek hücreli canlılar, şunlar çok hücreli canlılar. Şimdi tek hücreli canlılar büyümesini nasıl sağlar? Şu sitoplazma hacmini arttırır. Sitoplazma hacmini arttırırsa bu eleman büyür. Bak bu eleman bölünürse bu eleman büyümez. Bu eleman ne olur biliyor musun? Üremeye girer. Bölündüğü takdirde bir canlıdan iki canlı olur. Bu üremeye girer. Yani tek hücreli canlının büyümesi sitoplazmik hacminin arttırmasıyla, şişmesiyle olacak. Ama çok hücrelilerde büyüme hücre bölünmesiyle meydana gelir. Bölündükçe hücreler bir araya gelecek. Bak bölündükçe hücreler bir araya gelecek ve hücre büyümeye başlayacak. Olay bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Hangisi doğru olamaz demiş. Bir, tek hücreli canlılar sitoplazma hacminin artışına bağlı olarak büyüme sağlar. Evet, bu büyüme sağlar, doğrudur. Bu kalsın burada. Bu sağlar, yani doğrudur. Ben doğru yanlışı arıyorum. Hayvanlarda bazı hücreler zamanla bölünme özelliğini yitirebilir. Evet abicim, retina mesela. Veya sinir, tamam mı? Veya işte alıyorlar, bunlar yitiriyor. Bütün canlılar hücre sayısını arttırarak büyür. Bütün canlılar hücre sayısını arttırarak büyümez abicim. Bak bütün canlılar hücre sayısını arttırarak büyümez. Burada gelsin. Çünkü sitoplazma hacmini arttırıyor. Bu tek hücreli bir canlı. İçerisindeki maddeyi arttırarak gelir. Bunun cevabı yanlıştır abicim. Birincisi bu. Bakalım başka var mı? Bitkilerde büyüme sınırlı, hayvanlarda ise sınırsızdır. Hayır abicim, bu tam tersi. Bitkilerdeki büyüme sınırsızdır. Hayvanlarda sınırlıdır. Bu da doğru değildir. Şuraya hemen şöyle bir tane de 4 ekleyelim. 3 ve 4 yapalım. Şıkkı almamışız. Canlılar aldıkları besinleri yapısına katarak büyür. Evet, minimum monosakkaritlerine veya monomerlerine çevirir. Ondan sonra polimer yapar. Kendi vücudu içerisine koyar. Al sana doğru cevabımız 3 ve 4 olarak karşıya, çarşımıza çıkıyor abicim. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuza. Yukarıdaki özelliklerden hangisi bütün canlılarda bulunmaz demiş. Yukarıdaki özelliklerden hangisi bütün canlılarda bulunmaz demiş. Bakalım hemen, bütün canlılarda bulunmaz. Zarla çevrili organel bulunması. Bakalım hangisi bütün canlılarda bulunması. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Zarla çevrili organel bulunması. Bakın abicim. Şimdi canlıları, hücreleri hatırlayın, ikiye ayırmamış mıydık? Birincisi prokaryottu, ikincisi ökaryottu. Prokaryotu şuraya çizeceğim. Bir kere kafanıza sokun. Prokaryot dediğim takdirde aklınıza hemen gelecek canlı bakteri. Bak kafaya at bunu. Başka bir canlı düşünme. Bakteri ve arkebakteridir sadece prokaryot olan. Geriye kalan bütün canlılar ökaryottur. Bak bunu sakın unutma. Ve sorularını buna göre çöz. Tamam mı? Buna göre çöz. Yani prokaryot bu. Prokaryotun kelime anlamı, yani bakterinin şeklini daha önceki konularda anlatmıştım. Bir
tane organeli var ribozom. Başka organeli yok çünkü bu da zarsız. Bakteriler zarla çevrili organelleri bulunmaz. O yüzden çekirdek zarı da yoktur. Ve bunların DNA'sı, bak bunların DNA'sı sitoplazmada halkasal halde, dairesel halde bulunur. Yani bunun etrafında bir çekirdek zarı yoktur. Prokaryot demek zarla çevrili organeli bulunmayan canlı demektir. Kim o? Bakteriler. O zaman bütün canlılarda bulunmaz zarla çevrili organel. Eyvallah, işte bu bulunmaz abicim. Tamam mı? Zarla çevrili organel bakterilerde bulunmuyor. Bütün canlılarda bulunmuyor. Bak gördün mü? Doğru cevabımız bu. Adana. Ama diğerlerine de bakalım. Bakalım diğer canlılarda bulunuyor mu? Bütün canlılarda eğer DNA varsa, DNA'nın yapı taşı nükleotittir. O zaman bütün canlılarda nükleotit bulunuyor. Bütün canlılarda ortak olarak bulunan tek organel ribozomsa bütün canlılar protein sentezlemek zorunda. Bütün canlılar protein sentezliyorsa enzim denilen olay, enzim dediğimiz yapı proteinden meydana gelir. Yanında vitamin veya mineral bulunabilir ama esas yapısı proteindir. O zaman enzim de vardır abicim. Yani bütün canlılar reaksiyonlarını denetleyen, kontrol altında bulunan, hızlandıran, tamam mı? Onu kontrol eden yapıya enzim denir. Bu da protein yapısındadır. O zaman bütün canlılarda enzim kullanmak zorundadır. Ve en önemlisi, DNA'nın da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. DNA'nın en önemli özelliği kalıtsal bilgi depomuzdu. Replike olmasıydı ve mutasyona uğramasıydı. O zaman bütün canlılar mutasyona uğrayarak kalıtsal yapısını değiştirme özelliğine sahiptir diyoruz. Sadece bütün canlılarda zarla çevrili organel bulunmaz. Kimlerde bulunmaz? Bakteri ve arkebakteri, yani prokaryotlarda. Zaten kelime anlamı da neydi prokaryotun? Zarla çevrili organeli bulunmayan canlılar diyorduk. Şimdi bakalım. Hemostazi bir hücre ya da organizmanın iç yapısındaki dengenin korunmasına denir. Bak, en az etkili olabilir diyor. Aslında bunların hepsi etkilidir. Bak, hepsi etkilidir. Ama en az etkilisini bulacağız. En az etkilisini bulacağız. Şimdi bir, solunum en fazla etkililerinden bir tanesidir. Ne yapıyordun? Glikozu parçalıyordun. Veya şöyle söyleyeyim, glikozdan ziyade amino asitleri parçalıyordun. Amino asitleri parçalarsan açığa ne gelecek? Amonyak. Al, hemostaziyi bozar. Bu amonyağı atmak çok son derece önemlidir. Solunum önemlidir. Yani etkilidir. Üreme dursun burada. Üreme bir dursun. Dolaşım, bu maddeler mutlakla, bu amonyak ne yapacaktır? Gidecektir işte, efendime söyleyeyim, karaciğere gidecektir. Bak, karaciğere bunu götüren dolaşım sistemidir. Etkilidir. Boşaltım direkt zaten hemostaziyi korumada etkilidir. Yani dışarıya maddelerin atılması, işte şey maddelerin nedir, ortamı bozacak olan zararlı olan maddelerin dışarı atılması boşaltımdır. Ve hemostaziyi sağlamak için yapılır. Keza gene aynı şekilde ATP üretimi. Bunların hiçbiri enerjisiz olmayacağına göre ATP üretimi de son derece önemlidir. Üreme arkadaşlar dediğimiz gibi hemostaziyi sağlamak için değil, neslin devamını sağlayabilmek için gereklidir. O yüzden doğru cevabımız Bursa şıkkı diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı sakın unutmayın. KPSS konularını çekmeye başladık Sen Anlat Hocam kanalında. Yakında matematik de gelecek, geometri de gelecek arkadaşlar. Bunların hepsini izleyebileceksiniz. Şimdi eğer bizde KPSS çalışan öğrencilerimizin istediği sorular varsa, istediğimiz konular varsa çekinmeden bizlere bildirebilirler. YouTube'dan yorum atabilirler veya sosyal medya hesaplarından bizleri takip edip buralardan yorum atabilirler arkadaşlar. Yorum attıkları takdirde hemen fikirleri değerlendirilecektir. Elimizden ne geliyorsa yapılmaya çalışacaktır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.